Ripple fiyat tahmini 2030-50. XRP'nin geleceği nedir şeklinde karşımıza böyle çıkıyor. Biz de buraya bakmaya çalışacağız. XRP coin üzerine konuşacağız. Nedir ne değildir diye bahsedeceğiz. Tabii 2050 yılına kadar hani fiyat tahminleri burada birazcık gördüğünüz gibi uçmuşuz. Şöyle yukarıdan bir başlayalım. Ripple'ın geleceği nedir? Bakın Ripple uzun vadeli projelerden bir tanesidir. Daha doğrusu XRP. Her ikisi de yani sonuçta Ripple dediğiniz şey bugün bir şirket. Bu şirketin katmanı var. Yani bu şirketin blockchain hizmetleri verebilmek için oluşturmuş olduğu bir kripto para katmanı var. Onun adı da XRP Ledger. Adı üstünde XRP Ledger yani XRP katmanı. Üzerinde kullanılan, konumlandırdıkları varlığın adı XRP yani bu kadar basit. Ripple'ın bundan sonraki bu sektörün Apple'ı, Microsoft'ta olacağı iddiaları bulunmaktadır. Sadece sektör için değil yani kripto değil. Gerçekten Ripple'ın ABD'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi. Microsoft, Apple skalasında bir şirketi olacağı noktasında çok ciddi iddialar var bu arada büyük isimlerden. Ben kesinlikle katılıyorum buna. Ripple'ın gelecekte ABD'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ha, öyle ki Doşer bunu şu şekilde ifade etmiştir. Şu anda XRP coin'i satmak daha ilk etaplarındayken Microsoft ve Apple'ın hisselerini satmaya benzer demişti. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki illa şunu demem yani uzun vadeli XRP tutun şeklinde söylemem. Ama ilerleyecektir şirket yani ben ne diyeyim? Bir an önce de halka arz yapsalar ki biz de Ripple'ın hissesini alsak tamam mı? Ripple Labs'in XRP kripto para birim piyasadaki en eski kripto paralardan biridir ve madalyonun arkasındaki fikir Bitcoin'in sahneye çıkmasından 5 yıl öncesine yani 2024 2024 diyorum 2004 yılına kadar uzanır. Bu arada evet şunu daha şey yapayım. Burayı da okuyalım mı? Neyse tamam şunu söyleyeyim. Bu arada Bitcoin'den önce Bitcoin'e yakın fikirleri, bir takım fikirleri kafasından geçirmiş kişiler bulunur. Tabi bunu uygulamaya koymadıktan sonra bunun bir anlamı kalmayacaktır. Evet, Ripple'ın kemik ekibi, Ripple'ın kemik ekibi vaktiyle yani BTC bile daha ortada yokken BTC gibi bir varlığı oluşturmaya yönelik düşünceleri olduğunu söylemektedirler. İddia etmektedirler. Aynı zamanda bir bunun gibi bir matematikçi de var. Yani bu iki tane taraf geçmişte internet üzerinde tamamen faal ve merkeziyetsiz bir varlık düşünmüşlerdir. Ama tabii ki blockchain diye bir şey değil. Yani adamlar bunun biraz daha felsefi olarak üzerine düşünüyorlar. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Ancak BTC kripto para birimi evrenine hakim olmaya devam ederken Ripple tarafından geliştirilen XRP geride kaldı. Bir zamanlar Ethereum'un kripto para biriminde daha yükseklere sahip olan XRP, ABD SEC tarafından Ripple'a karşı açılan dava nedeniyle rakiplerinden düşük performans gösterdi. Bu doğrudur ve Ripple'ın başına gelen durum için oldukça kabul edilebilirdir. Düşünün. Ripple o kadar büyük bir şirket ki buna rağmen çökmedi, ölmedi, bitmedi, ağlamadılar, zırlamadılar. SEC'ya ABD'nin en büyük finansal, ekonomik, federal kurumlarından bir tanesi, hatta en büyüğü. Adamlar tuttu mahkemeye verdi bunları. Ve şey yapmaya çalıştı, bunları dizginlemeye çalıştı. Bu ne demek? Dümdüz ederler adamı, dümdüz. Sizin SEC dediğiniz kurumla kolay kolay normalde Microsoft'lar, Apple'lar baş edemez yani. Edemez. Devletten bahsediyoruz. Yani nasıl edeceksin? Dikkat etmek gerekecektir. Ama Ripple etti. Davayı da kazandı. Aynen öyle. Ama bu süreçte ilk defa böyle bir şey olduğu için herkes çok korktu. Çok. Mesela Da Vinci Jeremy 1 dolardan Bitcoin alan adam. Bütün XRP'lerimi sattım. Dedi yerine Shiba aldım.
Şimdi dava kazanıldı. Diyor ki her şeyimle XRP coin alacağım. Bitcoin almam, XRP alırım daha iyi. Yani Bitcoin'den vazgeçerim, XRP'den geçmem tarzında. Yorum ve açıklamalar da bulunuyor kendisi. Evet, bu şekilde. Tabii ikisi arasında bir kıyas yapmayın. Yani adam spekülasyonu arttırmak için, muhabbeti arttırmak için bunu söylüyor. Engellere rağmen XRP, şunu da eklemeden tabii burayı geçmeyeyim hemen. Velhasıl XRP gerçekten iyi bir kripto paradır. Sej davasını kazanmasıyla vaktiyle önüne çekilen engeller bu setlerinde hepsi dağılmış oldu. Coinbase'de tekrar listelendi. Gemini ABD borsalarının kısacası tamamında tekrar listelendi. Çeşitli Almanya'daki, Kanada'daki ambargolar kaldırıldı ve yeniden XRP oluşturuldu. O yüzden şu anda XRP'nin gayet pozitif olduğunu, güçlü olduğunu ve geçmişteki potansiyelini yeniden gösterip iyi noktalara gelme olasılığının da çok fazla olduğunu bilmekte fayda var bence. Engellere rağmen XRP, Nisan 2023 itibariyle piyasa değerinden dünyanın en iyi 10 kripto para birimi arasındaki konumunu korumayı başardı. Ancak davayı çevreleyen belirsizliğe rağmen uzak gelecek hakkında ne söylenebilir? Ya 2030 ve sonrasını zaten için boş ver. Burada davayı çevreleyen belirsizlikten bahsediyor. Bak bu tarz olayı anlattıkları zaman insanlar yanlış anlıyor bunu. Bunu eşeklikten başka bir şey değil. Birine dediği zaman adam hiç bilmiyor ya, yapacak bir şey yok. Tamam mı? Adam bilmiyor. Her şeyi bilmek zorunda da değil. Evet. Herkesin farklı alanları var yani. Ama adama dediğin zaman davayı çevrelen belirsizlik, adam diyor ki lan bu dava hala devam ediyor demek ki ya. Hiçbir şey belli değil. Dava devam ediyor. Senlik bir durum yok ama arkadaşım. Senlik hiçbir durum yok ortada. XRP her yerde listelendi. Sadece şu anda Ripple'ın SEC'e ne kadar tazminat ödeyeceği konuşuluyor. O da çok düşük bir miktar. Ya şu anda hiçbir şey yok. Sadece SEC Ripple'dan para koparmaya çalışıyor. O da yüksek bir miktar koparamayacağı aşikar. O yüzden boş muhabbetin anlamı yok. Dava bir gördüğünüz gibi bitmedi fakat içeriği belli. Böyle balon muhabbetlerin anlamı yok. Ne olacağı hiç belli değil de işte yok bilmem ne. Bunlar boş laflar. Bundan sonraki videoda da konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.